Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün günlerden çarşamba. Gofret'i biliyorsunuz belediyeye vermiştik. Birazcık rahatsızdı, burnu akıyordu. Öksürüyordu falan. Bugün geldi, az önce hatta teslim ettiler arkadaşlar. Bir saat falan oluyor, yani fazla değil. Birazcık bahçeye çıkardım şimdi onu. Tam olarak iyileşmiş gibi değil ama yani çok da kötü de görünmüyor. Yani birazcık enerjik. Sadece burnu birazcık akıyor, hapşırıyor ama öksürüğü yok. Normal gözüküyor ama bilmiyorum, inşallah iyileşir yani. Böyle iyileşti diye verdiler ama bilmiyorum yani. Tamamen bitmiş durumda değil ama bakalım. İnşallah düzelir ya. Birazcık böyle dışarıya çıkardım onu. Hava alsın dedim. Sabah yağmur atıştırıyordu arkadaşlar. Normalde hastaneye gidecektik bugün ama yağmur yağdığı için, bir de hava durumu yağışlı dediği için vazgeçtik, gidemedik. Yarın ya da cuma günü gideceğiz bakalım. Ama bugün gitmememiz iyi oldu aslında. Gofreti yoksa salacaklardı gofreti. Kadar getirdiler. Çünkü biliyorsunuz kayboluyor bazen kediler. Gerçi gofret geri gelmişti ama ne olur ne olmaz diye ben getirin dedim yani. Öyle geldi. Şurada da bir tane karga videoma eşek ediyor arkadaşlar. Bağırıp duruyor. Bugün çok gürültülü aslında ya. Nedense. Dediğim gibi bayağı yağmur yağıyordu arkadaşlar. Şu anda da hatta birazcık atıştırıyor. Bu arada kedilerin maması da bitmişti. Onlara tekrar mama aldım. O dediğim uygun olan mamadan aldım yine. Paw Paw'dan. Diğerini bitirdiler. Bir de birkaç tane kitap aldım arkadaşlar. Yine onları size de ayrı bir videoda göstermeyi planlıyorum. Evet, onu da ayrı bir videoda sizlere göstereceğim. Bu arada kanalımda anket yapmıştım arkadaşlar. Yeni videolar hangi günler gelsin diye. Böyle 30, 20-30 kişi falan katılmış. Çarşamba günü ve cuma günleri en çok hani oy aldı. Bir de hafta sonları. Ben de artık bundan sonra ya çarşamba günleri atacağım ya işte cuma ya da cumartesi. Daha sonra video günlerimiz bir değişiklik olmazsa çarşamba, cuma ve cumartesi, bu günlerden birinde ya da ikisinde, işte haftanın iki günü video gelir yani, ya da bir, belli olmaz duruma göre. Yani en fazla iki video atarım yani, atmaya çalışırım. Benim o geçen aldığım indirimdeki latteler vardı biliyorsunuz. A101'den almıştım. Onlar bitti. Daha sonra ben babama böyle Nescafeler indirimde dedim. Onlardan alır mısın dedim. O da gitmiş farklı bir Nescafe almış arkadaşlar. Yine sütlü köpüklü bir Nescafe ama akşamdan içtiğiniz zaman kesinlikle sabaha kadar uyuyamıyorsunuz. O kadar, o derece yani, bayağı şey bir Nescafe yani. Birazcık kafeini fazla sanırım. Bir de ikisi bir arada yani içerisinde. Bir de ikisi bir arada almış. İçerisinde şeker yok. Ben bir de normal şekerli Nescafe'nin içine bir de şeker atıyordum yani. İki tane şeker atıyordum. Şimdi 3-4 tane şeker atıyorum içine. Bugün bundan yapacağım. Bunu da bu pakette 20 tane vardı. Galiba 36 lira falanmış. Yanlış hatırlamıyorsam 35 ya da 36 liraymış. O da bunlar da indirimdeymiş ama diğerinden herhalde kalmamıştı büyük ihtimalle. O yüzden bundan aldı. Bu arada arkadaşlar Gofret içeriye gelmek istemedi. Birazcık bahçede takılıyor. Ben de dedim ki hayvan zaten kaç gündür böyle hapiste gibi, hani kafesin içine koyuyorlar biliyorum ben. Kaç gündür oradaydı zaten. Hava soğuk birazcık. Hani yağmur da atıştırıyor ama dedim ki birazcık hava alsın yani. O yüzden bıraktım yani. Öyle kafasına göre takılıyor. Üşürse herhalde girer içeriye diye düşündüm. Dediğim gibi arkadaşlar bu Nescafe'nin kahvesi çok yoğun. Yani bunu akşamdan içtiğiniz zaman hayatta uyuyamazsınız yani, öyle düşünün. Çok yoğun bir kahvesi var. Bu arada dün yeni bir kitaba başlamıştım. Onu da size göstereceğim. Ve yeni gelecek olan kitaplarım için de çok heyecanlıyım. Aslında bir kısmını da alamadım yani istediklerimin. Pahalı olduğu için yani. Hem indirim oldu gerçi %60 indirim oldu gerçi, 60 TL indirim kullandım. Hem Prime indirimi vardı. %10'luk da bir indirim vardı. Hepsini kullandım. Ama yine de istediğim kadar kitap alamadım yani, az mı?
sayıda kitap alabildim ama olsun. Diğerlerini de artık tek tek alabilirim belki de. Bilmiyorum çünkü fiyatları bayağı yüksek arkadaşlar. Yani istediğim kitaplardan birkaç tanesi mesela 3-4 tanesi falan tanesi 100 TL. Yani çok fazla. Ya yani indirime girerse alacağım. Ya da böyle tek olarak alabileceğim maalesef. Gerçekten 100 TL kitap olur mu yani? Birazcık ya yani en azından birazcık böyle indirim yapsalar bilmiyorum. Ben de dediğim gibi zaten indirim oldukça alabiliyorum. Bu indirimde kaçırmak istemedim. Hatta kardeşimden kullandım. Benimkini kaldırmışlar. Normalde bende de vardı ama benimkini kaldırdıkları için ben de kardeşimden kullandım. Zaten onun Prime üyeliği vardı biliyorsunuz. Ondan kullandım. Az olsa yine birkaç tane kitap aldım. Bu arada şöyle bir video fikrim var arkadaşlar. Diğer aldığım kitaplarla birlikte hepsini topluca olarak gösterdiğim bir video çekmek istiyorum. Bakalım. Ya cuma günü ya da cumartesi günü paylaşırım muhtemelen. Dediğim gibi arkadaşlar artık videoları çarşamba günleri bir de cuma ya da cumartesi günleri atmayı planlıyorum. Yani bir 4 gün arayla ya da 3 gün arayla atmayı planlıyorum. Öyle. Yani ya hafta sonu günler atacağım. Cuma, cumartesi, pazar olabilir ya da çarşamba günleri atacağım. Yani çarşamba günleri video atacağım. Bir de cuma ya da cumartesi günleri. Böyle ayarladım yani. Bakalım. Arkadaşlar ben şimdi kahvemi alıp geldim. Dün bu kitaba başlamıştım. Fazla okumadım aslında. Bir 17 sayfa falan okudum ama zaten ince bir kitap. Yani böyle bir günde okuyabileceğiniz bir kitap. Dediğim gibi ben çok az okudum. Bu kitap bir de insanlığımı yitirirken kitabının karakteriyle alakalı bir kitapmış. Hatta yazarın otobiyografik eserlerinden bir tanesi. Başladım ben de okumaya. Zaten dediğim gibi 70 sayfalık, 70 küsür sayfalık bir kitap. Bakalım bugün okuyacağım. Bitirebilecek miyim? Bakalım. Arkadaşlar az önce yağmur yağmaya başladı. Şakır şakır yağıyor. Şu anda kedileri dışarıda biraz hava alsınlar diye bırakmıştım. Bahçede takılıyorlardı. Şimdi onları içeri aldım. Biliyorsunuz bizim minik bir tane kedimiz vardı evde. Bir de şimdi Gofret geldi. Gofret zaten evdeydi de. Şu an evde yani Gofret. Ama böyle ara sıra bahçeye çıkartıyoruz. Bahçede de birazcık takılıyor. Canı sıkıldığı için. Dediğim gibi zaten biliyorsunuz barınaktaydı. Tüm gün içerideydi. Yani hapishane gibi bir yer yani öyle düşünün. Bütün gün kafeslerde duruyor. Yani bildiğim kadarıyla oradaki hayvanlar. O yüzden ben de yani Goffet'i birazcık bahçede bırakayım. Birazcık bahçede takılsın. Hava alsın hayvan demiştim. Gördüğünüz üzere şu an bayağı bir yağmur yağıyor. İyi oluyor ama yağmurun yağması barajlar falan doluyor zaten arkadaşlar. Zaten bugün sağanak yağışlı diye söyleniyordu. Biz de dediğim gibi hastaneye gidecektik normalde bugün ama çok yağacağını bildiğimiz için gitmedik. Bu arada arkadaşlar ben bildiğiniz gibi kitaplığımı yeniliyordum. Bazı kitaplarımı hediye ettim ya da yollamıştım. Bildiğiniz gibi 3 tane kitaplığım vardı ama şu an 2 raflık kitaplarım var. Çok azaldılar gerçekten ama son zamanlarda bayağı kitap aldım. Böyle ikişerli, üçerli falan aldıkça bu raf dolacak diye düşünüyorum. Zaten şimdi yeni kitaplar da gelecek. Almak istediğim başka kitaplar da var. Tek bu kitaplığı kullanıyorum ben. Diğer kitaplığımı şimdilik kullanmıyorum. Odam yapılacak arkadaşlar. Odamda bazı sıkıntılar var. Duvarlarında çatlaklar vardı ve biraz böyle dökülmeler falan oluyordu. O yüzden odam yapılacak. Ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar odam yapıldıktan sonra artık diğer kitaplığı da belki bu kitaplığın yanına alabilirim. Ama şu an hiç müsait değil yani odam. Dediğim gibi bazı sıkıntılar var rutubet nem. Yani bu yüzden zaten sırf bu yüzden yani kitaplarımı zaten böyle bir kısmını sattım ya da hediye ettim. O yüzden şu an az bir kitabım var okudukça. Dediğim gibi okudukça zaten satmıştım. İsterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bazen böyle satmak istediğim kitapları hikayemde paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bakabilirsiniz yani. Galiba bir kere buradan paylaşmıştım. YouTube kanalımda paylaşmıştım bir kere diye hatırlıyorum.
dönenler falan olmuştu yani satmak istediğim kitaplarla ilgili. Şu an için yok satmak istediğim kitap ama olursa dediğim gibi Instagram hesabından hikayelerinden duyuruyorum zaten. Oradan yine takip edebilirsiniz. Şu kitapların çoğunu yeni zaten. Gelecek olanlar da var dediğim gibi. Onları da yine bu rafa dizeceğim. Hatta yerlerinde hazırladım. Buraya dizeceğim yani onları da. Öyle. Bugün aldığım mama ve kitapların kolisini görüyor musunuz? Oraya koymuştum. Aslında gofret yazsın diye koymuştum. Gofret birazcık bugün enerjik arkadaşlar. Evine geldiği için çok mutlu. Ona böyle bir koli koydum buraya. Hani koliyi sever ya kediler. Koydum. Bu sefer de bizim bıcırık gelip koliye girdi böyle görüyorsunuz. Çok yaramaz. Bu yani gofret enerjik tamam. Bu da çok enerjik. İkisi bir araya geldi mi kavga çıkıyor. Bugün böyle bayağı kavgalı bir günümüz geçiyor arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Gözlerinden anlayabilirsiniz zaten. O kadar muzur ki yani. Sabahtan beri dışarıdaydı. Şimdi aldık eve. Koliye girdi. Görüyorsunuz. Yaramazlığına devam ediyor yani kedi. Bana niye öyle bakıyorsunuz? Arkadaşlar bu arada dün böyle oyun yaparken dün parmağımı görüyor musunuz? Parmağımı çizdi. Yani bayağı beni yaraladı bildiğiniz yani. Kediler biliyorsunuz zaten sahiplerini her zaman tırmalıyorlar, çiziyorlar vesaire. Oyun yapıyorlar ama işte dikkat etmek lazım. Ben de elimi kaptırdım. Gördüğünüz gibi yaralandım yani yaraladı beni bu muzur şey. Benden selamlar arkadaşlar. Kitaptan birazcık okudum. Sizlere de göstermek istedim. 21. sayfasındayım. Fazla okuyamadım aslında. Bugün gördüğünüz gibi birazcık kasvetli bir hava var. O yüzden sürekli böyle uykum geliyor. Kediler de çok yoruldular bugün. Birazcık koşturdular falan. Onlar da uyudular. Şimdi dışarıda birazcık yağmur dindi. Bugün akşam yemeği için babam balık almıştı arkadaşlar. Ben de çorba yapmıştım. Bir de salata yaparız zaten. Öyle bugün akşam yemeğimiz balık, hamsi almıştı babam. Birazdan da zaten ben yemek yiyeceğim. Daha sonra kitabı okumaya devam ederim. Bugün bitmez sanırım. Bitmez sanırım diye düşünüyorum ama bakalım. Yine ben bir 10 sayfa falan okumaya çalışacağım. Şimdi çayımı alıp geldim arkadaşlar. Kediler hala uyuyorlar. Hem havadan dolayı hem de bugün bayağı yoruldular. Oynadılar falan. Bayağı bugün yoruldukları için hala uyuyorlar. Gerçi gofret geldiği zaman çok enerjikti. Birazcık durdurmak zor oldu ama birkaç saattir böyle sessiz sessiz takılıyorlar. Bu arada arkadaşlar okuma planı yapmıştım. Şöyle bu şekilde. Toplam 25 kitaplık. Ekim, Kasım ve Aralık ayları için yani 3 ayı kapsayan 25 kitaplık bir plan yapmıştım. Kitaplığımda olan kitaplarla ilgili. Genelde böyle yani. Bu yeni aldıklarımı falan not etmedim. Onlar geldikten sonra buraya yazacağım zaten. Belki bazılarını da çıkartabilirim yani ama öylesine bir not almıştım yani burada. Ben okuma planı videoları çekiyorum biliyorsunuz. Her ay böyle çekmeye çalışıyorum yani atmaya çalışıyorum videolarını. Yine de böyle not aldım. Son olarak videomuzun kapanışını da burada yapalım arkadaşlar. Siz hangi kitapları okuyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki video cuma ya da cumartesi günü atacağım. Almış olduğum kitaplar var biliyorsunuz. Onların videosunu atmayı planlıyorum. Bir sonraki videomuz kitap alışverişi videosu olur muhtemelen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.